Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine UND İcra Kurulu Başkanı Sayın Alper Özel ile birlikteyiz. Ve son zamanlarda hepimizin takip ettiği ve bildiği gibi bir takım değişiklikler var. Bir takım güzel gelişmeler oldu. Birinci ağızdan bunu Alper Bey'den dinleyelim dedik. Alper Bey nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun, iyiyiz. Siz iyisiniz inşallah. İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Neler yapıyorsunuz? Uğraşıyorsunuz bizim sektörümüz için. Gerçekten sizi yakalayamıyoruz bile. Bir oradasınız, bir burada, bir İran'a gidiyorsunuz, bir Rusya'ya gidiyorsunuz, bir Bulgaristan. Sürekli geziyorsunuz maşallah. Evet. Onların sonuçlarını da alıyoruz tabii. İnşallah. Ne yaptınız? Ne var ne yok? İyiyiz yani son dönemde gelişmeler nedir diye sorsanız en büyük gelişme tabii Orta Asya için Türkmenistan sınırı kapılan transit açılmış olması. Bu iyi bir gelişme çünkü o 2 yıldan beri Türkmenistan sınırı kapıları kapanmıştı ve Orta Asya ticaretimiz gerçekten geçen sene bir dar boğaza girdi. Bir yandan Rusya ile özellikle transit belge konusunda sıkıntılarımız var. Tam Rusya transit belgelerini aşarken bu sefer Kazakistan transit belgeleri sıkıntı ortaya çıkıyordu. Tam tersi oluyordu. Tam Kazaklardan belge konusunda ikna ederken bu sefer Rusya transitler sıkıntı oluyordu. Üstelik tabii ihracatın artmasıyla birlikte Verhnilar sınır kapısının Gürcistan-Rusya sınır kapısında yoğunluğu hava şartları nedeniyle olumsuz geçmesi. Biliyorsunuz orada Kasım ayına itibaren neredeyse Mayıs'a kadar hatta geçenlerde yine bir duyuru yaptık. Heyelan oldu. Yol yine kapandı o bölgede. Dolayısıyla neredeyse 6 ayı hiç yani tam randımanlı kullanamıyorsunuz. Bir de oraya üst üste gelince işte 30 gün 40 güne varan beklemeler sınır kapılarında yaşadık. Dolayısıyla geçen sene böyle bir buna paralelinde Sarp sınır kapısında yoğunlaşmalar yaşadık. Belge olmayınca araçlar sınır kapısında beklemeye başladı. Böyle 2021 böyle biraz o bölgede kaotik geçti. Ama şimdiki kapıların Türkmenistan sınır kapısının açılması bir ister istemez bir rahatlama getirecek. Daha yeni ilk konvoylar oluyor. Çünkü şoförlerimiz daha yeni vizelerini almaya başladı. Zaten ilk gidenler oldu. Onlarla görüştüğümüzde çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını, biraz karayolu ücretlerinde bir artışın olduğunu. Türkmenistan'da ama, mı? Evet, Türkmenistan'da bir 460 dolar civarında bir karayolu ücreti alındı. 200 dolar civarında konvoy ücreti etti 660 dolar. Bir de 10 dolar civarında bir PCR testi var. 670 dolar civarında. Biz şu an kapıyı geçiyoruz. Yaklaşık 1-1,5 gün sürüyor kapı. Yani transit güzergahı yani Sarak sınır kapısından yani Türkmen-İran sınır kapısından Özbek-İran sınır kapısına kadar ama düzenli gidiyor. Çok da bir şikayet yok. Şimdilik adım adım ilerlemek lazım. Dedik ki bu yetmez. Şimdilik 25 Haziran itibaren Artuk sınır kapısında işte daha çok bizim Türklerin daha çok Meşet üzerine Lütfabat üzerinden gittiği sınır kapısı Artuk. Onu da transitle açtılar. Ve biz sevindici bir şey UND'nin önermiş olduğu kontrollü geçiş konusu UND'nin fikriydi. Tabii biz bu fikrimizi tabii hem bakanlıklarımızla, ticaret, ulaştırma, büyükelçiliğimizle paylaştık. Onlar da o fikrimizi hep sundular Türkmen tarafına. Nihayet en sonunda da kontrollü geçiş sağlanarak da eskortla şu an araçlarımız Türkmenistan'ı transit geçebiliyorlar. İkili henüz bir gelişme yok. Ya bu neyi getirecekti? İşte Sarp'taki yoğunluğu az biraz azaltacaktır. Çünkü Orta Asya, Türkmenistan kapanınca bütün Orta Asya taşımamaz Sarp'a yöneldi. O da istersen yine bir kilitleme getirdi. Dolayısıyla oradan bir trafik artık İran üzerine kayacağı için Sarp sınır kapımızı bir rahatlık getirecektir. Zaman içerisinde bunu göreceğiz. Evet. Türkmenistan şu an, evet.
Evet, Türkmenistan konusu aylardır bu pandemi döneminin sonrasında hep sektörün sıkıntı duyduğu en büyük konulardan, en önemli konulardan biriydi. Gerçekten bu önemli bir açılım sağlayacaktır. Belli güzergahlara mecbur oluyorlardı. Onlar da çok belki de lojistikçimiz için uygun olmuyordu. Bu önemli bir gelişme olarak altını çizmek lazım. Ücretler konusunda da belki yine ikili görüşmelerle bunların daha rasyonel seviyelere çekilmesi yönünde de bir takım çalışmalar olacaktır anladığım kadarıyla. Adım adım ile. Önce kapı açıldı, kapı açıldı. Şimdi escort, adım adım. Şimdi belki diyeceğiz bir müddet sonra ya artık COVID falan bilmiyorum ama artık bu escort'u da kaldırın diyebiliriz bir müddet. Ama önce bir böyle bir gitsin, adım adım ilerlemek her zaman daha faydalı oluyor. Birdenbire olmuyor ama adım. Diğer o bölgedeki ülkeler açısından nedir durum? Yani bir Azerbaycan'da işte beklenen bir süreç vardı. Kazakistan, Kırgızistan. Bunlarla ilgili son durumlar nedir? Gelişmeler nedir acaba? Şöyle söyleyeyim, en sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Şu an Orta Asya taşımalarımızda geçiş belgesi açısından bir sıkıntı beklemiyoruz. Hı. Hem 2022 için, bu yıl için, hem 2023 için öngörümüz o. Hı hı. Kırgızlarla belge sorunumuz yok gibi. Türkmenler zaten yok. Özbeklerle de yok şu an. Taciklerle de bir belge sorunumuz çözüldü gibi. Geri kaldı bir Kazakistan. Son yapılan Kazakistan toplantısı için 2023 için 15 bin tane transit belgeyi garantiledik. İkili belgelerimizde 10 bin oldu 2023 için. Yani pazarlı artık 10 bin ve 15 bin açacağız Kazaklarla. Dolayısıyla Kazakistan transit sorunu da yaşayacağımızı zannetmiyorum. Rusya ile ilgili önemli gelişmeler de oldu. Rusya'da geçiş belgesi konusunda hem ikilide hem transitte hem 2022 için hem 2023 için belge sorunumuz olacağını düşünmüyorum artık. Dolayısıyla bu, yani bu coğrafyaya baktığımız zaman geçiş belgesi açısından bir sorunumuz kalmadı diyebilirim şu minvalde. Hem burada bakanlığımıza, Ulaşım Bakanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten onlar da sürekli sahada pres yaparak bu sorunun üstesinden başarıyla geçtiler. Bir Azerbaycan konumuz var. Orada da demin bahsettiğiniz bir takım taahhütleri var bizleri. Ancak gerçekleşmedi. Bir yıldan beri bekliyoruz. Şimdi Sayın Bakanımız Bakü'de. Orada zaten Bakanımız Adil Bey hem transit konusu hem Azerbaycan'ın ücretleri gündeme getirdi. Bunların tamamen kaldırılması gerekli. Transitteki gerekli kolaylığı sağlanması. Özellikle Hazar'daki Roro'ların daha rekabetçi, daha uygun maliyetli olması gerekli. Orta koridorun güçlendirilmesi gerektiği konusunda mesajlarını verdi. Bugün bu hafta da Bakanlık, Ulaşım Bakanlığı yetkililerimizde orada bir çalışma grubu kuruldu bölgede. Dolayısıyla burada bu konuların tekrar irdelenip artık bir sonuca varacaklarını ümit ediyoruz. Beklentimiz o yönde. Çünkü Azerbaycan bu yönde sinyaller gitti açıkçası. Yani siz açıkçası bize uzun süredir bu beklenti içerisindeyiz ama herhangi bir gelişme yok. Artık bunu artık sonlandıralım yani. Artık bu sorunu çözün noktasına geldik. Yani çözün artık. İnşallah. Yani İnşallah. Tamamıyla o bölgede bütün sıkıntıları aşacağız diyoruz. Yani geçiş belgesi açısından diyorum. Çünkü bölge yine sıkıntı. Şimdiki sınır kapılarında yoğunluklar var. Kırmızı Köprü sınır kapısı yoğun. Azerbaycan Rusya sınır kapısı yoğun. Gürcistan Rusya sınır kapısı yoğun. Çünkü savaştan dolayı Rus araçları, beyaz Rus araçlar bile Rusya'ya yani transit yük de Türkiye üzerine kaydığı için bir de Ukrayna'ya gidemiyoruz. Rus tırları Avrupa Birliği topraklarından geçemiyor. Dolayısıyla arkadan dolan geldikleri için kapılarda yoğunluk var. O kapılar, bizim ihracatımız da arttı bu paralelde. Dolayısıyla kapılardaki yoğunluk devam edecektir, öyle gözüküyor. Aktaş sınır kapımız var. Çok güzel bir sınır kapımız var. Türk gözü sınır kapımız da açıldı. Dolayısıyla bu kapılarımızda etkin kullanmamız gerekiyor. Yani sadece Sarp'a yönelip
Yani o çeşitlendirmemiz lazım. Kapıları kullanmamız lazım. Devletin orada kapıları var. Onları en iyi etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Yani orada eksiklikler var. Orada bazı süreçlerde eksiklikler var. Bizim ekip geçenlerde gitti. Aktaş sınır kapısında bir süreç analizi yaptı. Nerede eksiklikler var veya nereler düzeltilmesi gerekiyor süreç içerisindeki daha hızlı bir trafik olsun. Bunu da rapor şeklinde getirdik. Gümrükler Genel Müdürümüze paylaştı. Onlar bir ekip gönderdiler. Şimdi bir an önce onların tespitleriyle bulguları, bizim tespitlerimiz, bulgularımızı bir araya meç edip oradaki süreçleri nasıl hızlandırabiliriz onun üzerine gitmemiz lazım. Çünkü orada devletin kapıları var. Onları kullanması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. O konuda yani oradaki süreci hızlandırmanın dışında sektörü de oraya yönlendirmek ve oranın cazibesini ortaya koyabilmek açısından da belki sektör içinde de bir şeyler yapmak gerekebilir yani. Bilemiyorum. Teşvik edeceği düzeyde. Yani nasıl olur, ne yapılır bilemeyeceğim ama. Peki birazcık da batıya bakalım. Nedir batıda durum? Mesela İtalya ile ilgili sıkıntılar çözüldü mü? Biraz tam duyamadım. Diyorum ki biraz da batıya bakalım. Nedir batıda durum? İtalya'da sıkıntı var mı? Diğer ülkeler bazında herhangi bir sıkıntı var mı? Vize konusunda... Şöyle söyleyeyim. İtalya konusunda biliyorsunuz bir ilave 5.000 tane daha geçiş belgesi aldık. Yani geçen sene ilave belge aldık. İlk defa İtalya ile yaptığımız tarihte ilk defa bu kadar çok geçiş belgesi bizi ilave ve hukuk yapmadan verdiler. Bu önemli bir gelişme. Çünkü onlar da Türkiye ile İtalya arasındaki ticaretin arttığını görüyorlar. İtalyan tırları Türk pazarında çok aktif değiller. Onlar daha çok Avrupa Birliği içerisinde çalışmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla ilave belge verdiler. Bizim buradaki derdimiz şu an asıl üzerinde durduğumuz konu şu. Bir an önce İtalya ile hukuk yapmak istiyoruz. En son 2015 yılında yapılmış. 7 yıl olmuş. Oysa bu 7 yıl içerisinde herhangi bir artış da sağlanmamış. Ama bu taraftan iki ülke arasında ticaret artmış. İtalya'nın Orta Asya ile ilgili ticareti artmış. Dolayısıyla bir an önce hukuk yapıp bu belge geçiş belge sayısı 35 binden en az 50 bine 60 bine çıkartmak istiyoruz. Bunun için ne yaptık? Gittik İtalya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Sayın Marapodi'yi ziyaret ettik. Sağ olsun bizi kabul ettiler. Ona anlattık durumu. Yani biraz daha bir farkındalık kazandırmak. Çünkü neden? Temmuz ayı içerisinde İtalya-Türkiye yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı olacak hükümetler arası. İtalya Başbakanı Sayın Draghi Türkiye'ye gelecek. O yüzden... burada gündem haline getirmeye çalışıyoruz. Yani orada bir ulaştırma konusunda, hukuk yapılması konusunda bir irade çıkarsa o zaman artık hukuk yapılır. Orada tekrar görüşürüz İtalyanlarla. Dolayısıyla bir İtalyan Büyükelçisi bunu anladı. Aynı minvalde de Roma'daki bizim Türk Büyükelçimize gittik. Hı hı. Orada da tekrar Sayın Büyükelçimize ilk ağızdan neden, gelişmeler nedir, rakamlarımız nedir, niçin hukuk yapmamız gerektiğini anlattık. O da kendi muhatabıyla ulaştığım İtalyan Ulaştırma Bakanlığı bunu anlatacak. Bir de ayrıca da iki tane büyükelçili bir araya gelip de bunu işte yüksek düzey stratejik toplantısı nasıl gündem haline getirebiliriz? Onu değerlendirecekler. Dolayısıyla İtalya boyutu bu. Ha şu an için bir geçiş belge sıkıntımız gözükmüyor. En azından yaz ayı için en azından gözükmüyor ama veya bir ilave belge almaz isek veya hukuk yapmazsak Ekim itibaren tekrar İtalya belgesi sorunu yaşayabiliriz. Umuyoruz. İtalyan hukuk yapsalar yapmasalar ilave belge vereceklerini de düşünüyorum açıkçası. Ama belli olmaz. Dolayısıyla onun bir hazırlığını yaptık. İtalya boyutu bu. Malum konular var. Bir toparlanma yaşıyoruz. Hatta bir dönem iki kapı hem Hamza Beyli hem Kapıkule günde 2200-2300'ü yakaladık. Normalde 2000 seviyesine giderken 2200-2300, 1400'ler artı 900 Hamza Beyli yakaladık. Demek ki istenirse bu rakamlar daha da artabilir. Yani hedefimiz minimum 1500 Kapıkule'de ilk etapta 1000'de Hamza Beyli çıkarabilirsek 2500 ve yıl sonu hedefi olarak 3000 yakalarsak ilk kapıda o zaman Kapıkule'de herhangi bir kuyruk olacağını zannetmiyorum.
Ama şimdi Şöyle Bulgaristan'a şöyle bir teklifiniz oldu mu? Ben öyle bir duyum almıştım. Şimdi daha önce sizlerin de ifade ettiği gibi Avrupa Birliği destekli oraya ortak bir kapı yapalım söylemi vardı. Onun dışında siz Bulgar hükümetine ya biz kapıyı biz yapalım, siz de buranın personelini sağlayın diye bir teklifle gidip de bunu karşı tarafın kabul etmemesi diye bir şey söz konusu oldu mu? şimdi orasını tam hatırlamıyorum da olmuş olabilir. Şimdi tam şey değilim. Ama biz şunu söylüyoruz. Son söylemi söyleyeyim. Daha doğru söylemimiz bu. Biz şimdi biliyorsun Avrupa Birliği Global Gateway diye bir proje ortaya çıktı. Bu şunu söyleyebilirsiniz. Sanki Avrupa Birliği'nin Çin'in İpek Yol kuşak projesine diyebilirsiniz. Orada da 4,6 milyar euro gümrüklerin iyileştirilmesini ayıracaklar. Bu proje açıklandıktan sonra biz hemen gittik solu Brüksel'de aldık. Dedik ki kardeşim madem böyle bir şeyiniz var, Avrupa'nın en büyük sınır kapısı Türkiye-Bulgaristan sınır kapısı. Bırakın burası Bulgaristan-Türkiye sınır kapısı da değil. Avrasya Avrupa Birliği sınır kapısı. Madem öyle bir fikriniz var buradan başlayın. Buradan başlayan dedik ki derken dedik ki yeniden sıfır bir sınır kapısı. Yani yine uygun otoyollara yakın bir yerde alanda iki ülke ortak kontroller yapsın. Türk ve Bulgar polisi ortak kontrol yapsın. Türk ve Bulgar gümrük memuru ortak çalışsın. Tek bir ortak kapı yapın, yeniden bir kapı yapın. Hedefimiz de aynı Amerika Meksika'da olduğu gibi günlük 5.000 tırın geçti. Sadece tırın geçti. İsteyen gene Kapıkule'den gitsin, isteyen gene başka yerden gitsin ama sadece tırlara yönelik. Bir kapı, ortak kapı. Söylemimiz bu. Biz bunun üzerine çalışıyoruz. Şimdi geçenlerde yine bir Bulgar derneğimizi ziyaret etti. Geldiler. Onlar da o fikri destekliyorlar. Hatta bir tutanak da imzaladık konuştuğumuz konuda kaybolmasın diye. Şimdi bayramdan sonra, şimdi tabii oradaki siyasi gelişmeyi bilmiyoruz ama şöyle bir karar aldık. O zaman hükümette yoktu. Ortak deklarasyon, Bulgar dernekleri UND'nin hem Kapıkule özelinde yapılması gerekenler bir de bu ortak sınır kapısını desteklediklerine dair bir deklarasyon hazırlayacağız. O deklarasyon Sofya'da o dönem artık Ulaşım Bakanı kim? Bulgar AB parlamenterler, milletvekillerini çağıracaklar. Onlar huzurunda bunu ilan edip bakın diyeceğiz ki kardeşim biz burada ortak kapı istiyoruz. Yeni bir kapı istiyoruz. Bir deklarasyon imzalayıp bu deklarasyonda Brüksel'e biz Bulgar ve Türk dernekleri bu yönde irademiz var. Bu konuda destek olun diye bir deklarasyon hazırlığımız olacak. Böyle bir Ne anlaşmamız oldu. zaman dediniz bunun tarihini bir daha söyler misiniz? Yani bayramdan sonra, şimdi yetişmez bayramdan sonra. Tabii şey de bilmiyoruz şu an hükümet durumu nedir, yeni Durumu ulaşım nedir kim ama olacak. Onlar da biraz netleştikten sonra böyle bir mutabakatımız var. Bulgar süper dernekleri, UNED arası inşallah. böyle bir Bulgar milletvekillerini de çağıracaklar. Özellikle AB milletvekillerini çağıracaklarını söylediler. Onların huzurunda bunu ilan edelim ve Brüksel'e bunu taşıyalım şeklinde böyle bir irademiz var, bir mutabakatımız var. İnşallah Brüksel'deki ilgililer açısından da çok mantıklı bir girişim olacaktır bu. Çünkü neticede Avrupa'nın doğuya açılan kapısı durumunda o bölge. Bir de İnşallah diyelim. şu var yani bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Bulgaristan da önemi arttı. Yani sonuçta bizim orta koridor dediğimiz ki orta koridora baktığımızda bir parçası da Bulgaristan. Dolayısıyla orada sağlıklı işleyen, hızlı işleyen bir sınır kapısı Avrupa Birliği'nde çıkarına, Bulgaristan ekonomisi için de çıkarına, Türkiye'nin çıkarına, Orta Asya için çıkarına. Yani şu an herkes Kesinlikle. orta koridor diyor. Dolayısıyla burayı sürekli bir şey iyileştiriyoruz. Ama nasıl oluyor? İşte bu Kapıkule için söylüyorum ve Kapıda Andreev için söylüyorum. Ay şuraya düzeltelim, düzeltiyoruz. Ondan sonra burası bozuluyor. Buraya düzeltelim diyoruz. Oraya düzeltiyoruz. Sonrasında bu böyle yürüme sürdürülebilirdi. O yüzden sıfırdan şimdi gelin. Bu işi yapalım. İnşallah. Yeniden. İnşallah. Peki hemen savaşın bize sağladığı yeni durumları konuşmadan önce
O bölgede şoförümüzün yaşadığı, nakliyecimizin yaşadığı sıkıntıların çözümünde nasıl bir yol alındı? Yani limanlarda, kapılarda beklemeler uzun süreli biliyorsunuz. Nedir şu anda, bir sıkıntı devam ediyor mu? Şu an büyük bir sıkıntı yok. İşte Roro hattımız yok biliyorsunuz. Evet, Roro hattına oradan gelecektim. Roro evet. hattı konusunda nasıl bir gelişme var mı? Nedir durum? Yok, şu an limanlar kapalı biliyorsunuz. O kent uzun sürede olmayacak diye düşünüyoruz. Yani o Çornomorsk'a gidiyorduk, Odessa tarafına. Şu an kapalı, orada bir Roro hareketi olmayacak. Uzun sürede olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü oradaki gelecek nasıl gelişecek bilmiyoruz. Ama yakın bir zamanda birkaç ay içerisinde Karasu Köstence başlama ihtimali var tekrar. O belki biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Anladım. Peki savaşın getirdiği son durumlar nedeniyle bizim üzerimizden geçen transit geçişlerde artışlar oldu mu? Oldu. Ne kadarlık bir artış oldu? O rakamı şu an bilmiyorum. Tam tespit edemiyoruz. O rakamlar Ulaştırma Bakanlığı daha net görebiliyor. Şu an istatistiklerimiz onu tam göremiyoruz. Ama nakliyecilerimizle görüştüğümüzde ciddi Avrupa'dan Rusya'ya, Rusya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Orta Asya, Orta Asya'dan Avrupa'ya ciddi teklifler aldıklarını duyuyoruz. Ve transit taşımalarında artışın olduğu zaman zaman işte Erenköy gümrük bir dönem ciddi tırlar dışarıya taşmıştı vesaire beklemeler. O yoğunluk hala devam ediyor. Çünkü transit yüklerin elle işlenmesi orada yapılıyor. Dolayısıyla o devam edecek. Çünkü şu anki kilit kelime, sektör için söylüyorum, nasıl diyeyim, bulunabilirlik. Yani ben yabancı kaynaklara da okuyorum. Sürekli lojistikle ilgili işte Almanya'da olan bitenleri. Şu an oradaki ihracatçılar veya tüccarlar, iş adamları yeter ki malımı götür. Yani evet, bulunabilirlik. Evet. Yani bulunabilirlik. Yeter ki malımı götür, bir an önce malım gitsin. Namun ikinci planda şu an. En az okuduklarımdan ve oradaki iş adamından söyledikleri de yeter ki benim malımı götürecek bir araç olsun, bir yöntem olsun. Bir gitsin malım. Nalun biraz daha ikinci plana itilmiş vaziyette. Şu anki kilit kelime bulunabilirlik yani. Evet. Ağırlık büyük karayoluna gidiyor şu an. Ya tabii bu bizim için de çok önemli bir fırsat. Ben hemen burada devletin yaklaşımına, bu konudaki yeni tavrına da değinmek istiyorum. Bir yatırım desteği de var. Hem yurt içi hem yurt dışında yapılacak işler için ciddiye varan 3 milyonluk bir yatırım destekleri vesaireleri var lojistik firmalarına biliyorsunuz. Evet. Sadece yani bir reklam için bu kadar veriyor. 60 milyonluk bir destek veriyor yurt dışında kurulacak olan bu tarz tesislere biliyorsunuz. Evet. Devlet de çok ciddi bir şekilde konsantre bu konuya. Hatta istihdam 4 milyon. Hizmet ihracatı desteklen programı ki ve lojistik için söylüyorum, şu ana kadar belki en kapsamlı destektir bu. Lojistik sektörü için söylüyorum. Bunların da faydalanılması lazım kesinlikle. Bu konuda döviz getirici her türlü faaliyeti şu an devletimiz büyük destekler veriyor ve lojistik hizmet ihracatçısı olarak en önemli döviz getiricilerinden biriyiz. Geçen sene 12 milyar dolarlık bir hizmet ihracat döviz getirimiz oldu. Bu sene hedefimiz 20 milyar dolar. Dolayısıyla bu destekler önemli. Devlet ne derse böyle kesenin ağzını açtı diyebiliriz. Yani buna ciddi kesenin ağzını açmış. Ben size şöyle söyleyeyim. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ama pazara giriş desteği bile veriyor yani. Gir diyor bu sektöre diyor. Çünkü sadece Türkiye'nin, sizin de çok iyi ifade ettiğiniz gibi, zaten bu lojistik destek programı içerisinde de çok net konulmuş bir
farklı destek var. O da yurt dışındaki yapılanmalarla ilgili. O orada antrepo yatırımları, orada efendime söyleyeyim farklı lojistik yatırımları yönelik de devlet de bunun çok farkında. Sadece bizim için değil, yakın çevremiz, coğrafyamız için de bir hizmet üreten sektör durumuna gelmemizi destekliyor. Şimdi burada bir başka konuya gelmek istiyorum. Bu da çok önemli. Şimdi siz de bahsediyorsunuz ana kapılarımızdaki ilgili ülkelerle olan girişimler ve yapılacaklar vesaireler. Ama bizim kendi içimizde de kendi oradaki akışımı hızlandıracak bazı şeyleri yapabilmek lazım. Gümrükler dijitalleşme deniliyor. Tek bir noktada her şeyin çözülmesi, işlerin hızlandırılması açısından önemli deniyor. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, gümrüklerdeki geçişleri öncelik sağlayan bir takım sertifikalar. Ama sektör buna, sektörün bir kanadı çok sıcak bakmıyor. Yani firmalar diyorlar ki bu mesela yeşil mühür diye ifade ediyorlar onlar. Ya biz burada tanımladıkları şeye birçok lojistik firmasının şartları, mevcut şartları uymuyor. Burada bir ayrımcılık var. Onlar kapılardan tıkır tıkır geçiyor. Biz gerekirse günlerce bekliyoruz. Burada hiç adilane bir sistem yok diyorlar. Bir gümrüklerin her türlü işlemin dijitalleşmesi ve ikinci bu sertifika konusuna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi dijitalleşme bizim şu an en çok gündemde tutmaya çalıştığımız konu başlıktan biri. Bir sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Şimdi bir de buna yeşil de eklenir. Yeşil mutabakat, yeşil olmak. Örneğin e-devlet kapısı konusunda Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Yani örnek gösteriliyor bu altyapı konusunda, bu dijitalleşme konusunda. E-Devlet üzerinden artık neredeyse her şey yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu başarmış bir ülke, diğer taraftan da bu konuda sıkıntı çekmesi biraz da yani zorlanıyoruz açıkçası. Dolayısıyla şu, hayalimiz şu, yani karayolu açısından konuşuyorum. Gümrük işlemi tescil yapıldığı andan itibaren aracımız çıkacağı zaman geçiş belgesi, şusu, busu her şey kapıya gidecek, bilgisayar olacak. Onun için o belge ayrılmış olacak. Ve gittiği zaman da belgesi alıp çıkacak. Tek bir online sistem. Tercih için UBAK'la mı çıkacaksın, geçiş belgesi mi çıkacaksın, tercihlerini yapacak. UBAK'la çıkacaksın, UBAK'la ama geçiş belgesi çıkacaksın. Hangi güzel belge? O belgeler ayrılmış olacak ve çıkışını sağlayacak. Bu işimizi gerçekten kolaylaştırır. Yetkili hükümlü konusunda geldiğimiz zaman da orada tabii bir tartışma var. Bizim savunduğumuz şuydu. Şu anki mevcut kapıdaki yoğunluklar göz önünde bulundurarak bu YYS uygulamasının belli bir dönem ertelenmesini biz talep ettik. Yani şu an gerçekten kapıda bir kaotik bir durum var. Sonuçta kapıdaki başarı veya da hız meyvan bir kesilme oldu galiba. Biz bu kapasiteyi arttıramazsak da ihracatımız artışına göre de bu kadar günde 1800-1900 araç ilave varırsa ve günde 1100 ses gitti. Bu kaotik ortamın sağlıklı olmadığı bir durumda böyle bir ayrıcalığın tanınması sektörde bir şeylik yaratır. Tepki yaratıyor. Kapı normal düzene girdiği zaman bu gözden geçirilip tekrar ele alınmasını söylüyorum. Tekrar bu YİS konusu süreçler tekrar ele alalım dedik. Dolayısıyla bizim savunduğumuz konu bu. Şimdiki o seviyede görüşmeler devam ediyor. Yani sonuçta devletimiz karar verecek buna, bu konu nasıl ilerleyeceğini. Ama bizim görüşümüz bu yönde açıkçası. Şu anda bir şöyle bir devlet eliyle bir haksız rekabet yaratılmış gibi bir hissiyat uyandı. Şoförlerde bir yandan firmalarda bir yorgunluk, bir yılgınlık. Siz
4-5 gün beklerken öbür tarafta hemen işte daha hızlı bir şekilde geçen birisini gördüğün zaman ister istemez haksızlık duygusu oluşur. Şoförlerde firma dediğim gibi yılgınlık, yorgunluk oluştu. Özellikle son dönemlerde bunu çok 5-6 güne, 7 güne kapı geçişleri yaşadı. Dolayısıyla dedik ki ya normalleşme sağlansın, ondan sonra tekrar bu süreci gözden geçirelim. Evet, sektörün düşüncesini siz de ONED olarak paylaşıyorsunuz. Gerçekten burada ciddi bir tepki var. Benim aklıma gelenler bunlar. Yakın zamanda eksik kalan sizin özellikle sektöre duyurmak istediğiniz konular var mı? Yakın zamanda gerçekleşmesini beklediğiniz başkaca? Başkaca tabii sıkıntılarımız var. Yani şimdi biz makro düzeyde konuları irdeliyoruz, izah ediyoruz ama mikro düzeyde sıkıntılarımız var. İşte örneğin vizeler şu an bizim için büyük bir sıkıntı. Yani 40-50 gündür pasaportçularımız çıkmıyor. Bu konuda tabii yapacağımız en önemli şey Dışişleri Bakanlığımıza bunu temasla sırt sırta gelmek, omuz omuza gelmek. Dışişleri Bakanlığımız üzerinden bu sorunları ilgili büyükelçiliklere, konsolosluklara aktarıyoruz. Çünkü 40-50 gün bir pasaportun beklemesi, kardeşim benim de ticaretime zarar, senin de alıcına zarar. Sonuçta bu mal satılmış, senin ülkende alıcı malı bekliyor ama sen şoförün vizesini 40-50 günde ancak çıkar. Halbuki Schengen kuralları diyor 15 gün içerisinde en geç 15 günde cevap verilmesi lazım. Sen 40-50 gün tutuyorsun, alıcın da bekliyor orada. Dolayısıyla tır şoförlerine bir ayrıcalık tanınması lazım. Onlar ayrı bir kanaldan alınması lazım. Söylüyoruz ama bilmiyoruz. Yani onlar da gerekçelerini soruyor. Diyor ki elemanım yok. Diyor işte yok fuarcılık başvuruları artık diyor. Turizm sezonundan dolayı pasaport başvuruları artık diyor. Yok Erasmus öğrenci vizeleri artık diyor. Şudur diyor eleman sayım benim sabit. Yetişemiyorum şeklinde yanıtlar alıyoruz. Onları kendi açısından belki haklı olabilir ama ticaret. Haklı doğru. Bekliyor ama sen ama vermediğin zaman senin alıcın orada malını geç alacak. O da olacak. Yani bu durum bu. Mantıksızlık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu vardı. O konuda herhangi bir şey yok mu? Ya, benim bildiğim kadarıyla pek şu an yok. Ertelenmişti Avrupa Birliği kapsamında. Siyasi nedenlere bağlandı artık Gümrük Birliği. O yüzden ben oradan şahsi fikrim çok da ümitli değilim. Çünkü siyasi konulara bağlandı. Teknik siyasi. Biz de diyoruz ki kardeşim karayolu konusunda haklarım var. Tescil edilmiş haklarım var. Benim karayolu konusunu Gümrük Birliği dışında tartışalım şeklinde bir görüşüm var. Yoksa orayı bekleyecek olursak diyorsunuz zaten o iş zor. Evet Alper Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler verdiniz. Yine sizi arayacağız. Yine soracağız. Tamam. Her zaman. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.